Gene termik arayacağım. Saat 15 civarları. Yukarılarda değişik değişik böyle bulutlar var. Enteresan bir hava var. Bu çok da önemli değil. Termik arayacağım. Bir de ayrıyeten belki sizlerin bildiğiniz, benim yeni öğrendiğim bir şeyi de size göstermek istiyorum. Şöyle ki, kafama takayım kamerayı. Şöyle, şimdi diyelim ki uçuşa gittiniz bir yere. Ondan sonra GPS'iniz bir türlü görmüyor uyduları. Şimdi geri de dönemeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Yani geri mi döneceksiniz? Uçuşu iptal mi edeceksiniz? Ne yapıyorsunuz? Şöyle inav için konuşuyorum tabii bunu. Rudder, yani gaz kapalı. Rudder sağa yapıyorsunuz. Ondan sonra hangi switch armsa onu açıyorsunuz. Ve arm oluyor aletiniz. Ama uydusuz arm oluyor. Yani ne demek bu? Geri dönüş, navigasyon. İşte navigasyonla çalışan hiçbir şeyiniz çalışmayacak. Yani eve dönemeyecek. Geri dönüşü çekerseniz emergency landing yapar. Acil iner hemen oraya. İşte cruise yapamayacak. Hani kafayı tutamayacak. Kısacası uydu ile iletişim sağlamayacak şekilde arm olacak. Evi dönmeyecek ama belki havada uyduları bulursa tekrar belki görevleri yerine getirebilir ama eve dönüş olmayacaktır. Çünkü onu kaydetmemiş oluyor. Yani şunu sağ altı yapıyorsunuz. Ondan sonra hangi tuşunuz armsa, yani bazısı buraya koyuyor, bazısı başka yere koyuyor. Ben şu bu tuş buna koymuştum potansiyometreye. Yani sağ alt gaz kapalı sağ rudder ve arm yaptığınız anda cihaz arm oluyor. Sonraki her arm yaptığınızda da bu şekilde arm oluyor yalnız. Yani elektriği kesene kadar. Elektriği kesince tekrar eski haline dönüyor. Bu kısa bilgiyi de hatırlatmış olayım. Ve uçuşumuza devam edelim bakalım. Uçuşta görüşmek üzere. Evet, otomatik kalkış için hazırız. Otomatik kalkış devrede. Return tone'u çekmedik. Return tone'u da çekelim. Rüzgar şu yönden geliyor. Yani bu yönden de şu yönden geliyor. Evet. İyi uçuşlar. Return tone iptal. Otomatik kalkışta metreden dolayı iptal. 50 metreye çıktı. İptal oldu. Tamam, şimdi ufak ufak termik arayışlarına devam edelim. Şöyle hafif gazlı. Uçağımız şu anda taktığımız pilden dolayı, yani 21700'lük pil taktım. Bu pil 4S1P ama biraz daha ağır şeye göre, 18650 pillere göre. Yani 18650 pillerin tanesi 50 gram yaklaşık. Bu da yaklaşık 70 gram. Neyse. Yani kısacası 4S2P 395 gram geliyor. Bu da dün akşam ölçmüştüm 290 filandı galiba. Yani bir 100 gram kadar daha hafifiz. Bakalım bu hafiflikte, burada bir şeyler var. Bu hafiflikte bir şeyler bulabilecek miyiz buralarda, termik falan. 100 gram 100 gramdır. Belki buluruz. Onun için şöyle bir hafifleyip bir deneyelim bakalım dedim. Bir şey fark edecek mi acaba? Bir şeyler yakalayabilir miyiz? Yakalayamaz mıyız? Termik manasında. Ya bu saatte termik olur mu tabii? O da ayrı bir konu. Kapadım. Pilavı tekrar hafif gaz açtım. Evet, bu tarafa doğru devam ediyorum. Tabii uçak 100 gram 100 gramdır. 100 gram bu uçaklar için az bir ağırlık değil. Yani sonuçta bayağı bir etkisi oluyor 100 gramında. Bakalım. Buralarda dün rastladığımız türde bir şeylere rastlayacak mıyız? Arada bir oluyor ama kuvvetli bir şey lazım. 100 gram hafif olduğumuz için belki biraz daha rahat
iter bizi yukarı diye basit bir şey yaptım düşünce. Bakalım ne olacak. Rüzgar şu anda bu taraftan geliyor. Evet, birazcık gidelim şöyle. Eğer çok bir kaldırıcı maldırıcı bir şeyler olursa hemen şansımızı deneriz. Bir dönüş yaparız. Yani navigasyon uydu olmadan kalkış olayı öyle işte. Radarı arm etmeden önce radarı sağa aşağıya alıyorsunuz. Yani gaz kapalı ve radar sağda olacak şekilde. Öyle tutarken arm switch'ini ya da işte potansiyometre neyse çekiyorsunuz. Onu yaptığınız zaman uyduları görmeden, uyduları bypass ederek şey yapıyor, arm oluyor. Yani uçmanıza izin veriyor. Ama tabii return to home, yani evinizin yerini kaydetmeyeceği için return to home işlevi çalışmayacaktır. Bunu da ben bilmiyordum. Yani lazım olmuş muydu? Bir kere lazım oldu. Bir kere lazım oldu. Bir stadyumda 19 Mayıs gösterisi vardı. O sırada bölgede jammer çıktı. Yani ilter denen şeyler var, jammerlar var. Ama onun iki pozisyonu var anladığım kadarıyla. Bir uyduları yok eden, yani uyduları bozan pozisyonu var. Bir de bildiğimiz şey, jammer, yani ne varsa bozan. O uyduyu bozan modunda açık kalmış. Aslında haber verilmişti ama kapamamışlar herhalde. Benim uçak bir türlü uydu görmedi. Sonra işte zor bela onu kapattırdık, bir şeyler oldu. Sonra gördü. Aslında o sırada hani ben uçabilirmişim. Çünkü çok yakın, yani 100 metre içinde, 200 metre içinde uçtum hep. Hani herhangi bir sinyal kopması söz konusu değildi. Zordu. Yani o zaman bunu bilmiyordum. Yani aslında bilseydim tık tık 2 saniyelik iş. Bugünkü gecikme de şeyden oldu. Yani benim kafam hep onda ya, size onu söyledim işte. Hani Allah Allah dedim ya, uyduları iptal etmeyi ben devreye sokmuyorum şu anda. Niye bu navigation ilk önce şey olacak filan. Meğersem benim tuşlardan bir tanesinde kafayı sabitleme tuşu var. Kafayı sabit tut. Basılı kalmış. O basılı olunca da tabii nereye bakıyor? İşte uyduya bakıyor filan ama sonuçta arm ederken uçağımızı herhangi bir navigasyon işlevinin açık olmaması gerekiyor. Hepsinin off olması lazım. Yani uyduyla ilgili herhangi bir şey uçakta açıkken arm edemiyorsunuz. Sonra edebilirsiniz. Armdan sonra aktif edebilirsiniz. Ama arm öncesinde edemiyorsunuz. O da açıkmış, ondanmış meğersem yani. Çok komik oldu yani. Ayıp oldu yani. 100 gram hafiflettik uçağı. Bir işe yarıyor mu bilmiyorum valla. Belki yarıyordur da. Yani şuralarda bir kaldırıcı maldırıcı bir şeyler olursa öyle bir bakalım. Bak burada güzel güzel bir şeyler oluyor. Oluyor da işte ne oluyor bilmiyorum. Ne oluyor bilmiyorum. 6 amper. Biraz daha düşürelim. 5 amperde kimse var mı? Hatta 4 amper. Şöyle sağdan da kapatıp da dinleyebiliriz aslında. Flap açtım, gazı da kapadım. Dönüp duralım burada bakalım. Bakın ne oluyoruz abicim, sakin. Burada dönüp duralım bakalım. Belki bir şeyler kaldırır bizi, taşır bir yerlere. Yani uydusuz uçuş öyle. Bir de şey deneyecektim bugün ama sonra vazgeçtim. Aslında deneyebiliriz. Yani uydunun üzerine, uydu antenin üzerine uçağın dışından bir tane alüminyum bant yapıştırıp uyduları görmemesini sağlayıp uydusuz bir şekilde uçmak. Uzağa değil de işte buralarda 100 metre, 500 metre civarında uydusuz bir şekilde uçabiliyor muyuz? Nasıl uçuyoruz? Ne oluyor? Hani ona da bir bakalım diye düşünüyordum. Olmazsa ona yarın bakarız. Böyle 100 gram 100 gram işe yarıyor baksanıza. Şu an gaz kapalı. Rüzgara karşı giderken çaktırmadan irtifamızı koruyoruz. Hatta yukarı bile alıyor bizi yani. Şurada bak. Şurada bir dönelim mi şöyle? Şurada bir şöyle dönelim bakalım. Bir şey var mı burada?
Olabilir. Yok. Dönüşte pek bir şey yok. Aslında var burada bir şey de. Dönerken yakalayamadık onu. Şeyini ayarlayamadık. Merkezin çapına. Bu arada bir kuş sesi var. Belki yakınımıza geldi ya da sordu bize ne yapıyorsun burada diye. O da olabilir. Evet. Bakarsınız tırmanırız birazcık. Yani 100 gram hafifledik. Aslında 18650 ile kalkabilir miyiz bilmiyorum. O kalkışı bir kurtarsak 18650 uçarız. O daha da hafif. O 210 gram mıdır nedir öyle bir şey. Dolayısıyla hani neredeyse 200 gram daha hafif olacak uçak. Hani öteki uçtuğumuza göre. Bu da demektir ki hani daha çok havada kalabilir, daha çok termik mermik yakalayabilir demek. Ne kadar hafif o kadar iyi. Enteresan havalar var burada. Güzel aslında bu uçak orijinalden 3S satılıyor ya bence mantıklı yani. Bunda 3S uçarken hakikaten çok tatlı termik çalışması yapılır yani. Ve çok ciddi yüksekliklere de çıkılır. Yani ben çıkmıştım çünkü. Hem de bununla çıktım. O 4S 2P ile çıkmıştım. Demek ki bu 3S falan olsaymış üf. Nereye çıkacaktık acaba? Ya tabii burada action yok. Yani burada termik çalışırken habire uğraşıyorsunuz. İşte alçalmamak için hava yakalamaya çalışıyorsunuz. Gerçi bizim tabii acil durumda motorumuz var. Yani gaz açtığımızda hop devam edip başka yere gidebiliriz. Ama gerçek yelken kanat ve işte şeyciler, kanatçılar bunları yapamıyorlar. Paraşütçüler. Onların şansı olmuyor. Onun için çok daha önceden planlamaları gerekiyor. Bizim motorumuz olduğu için öyle bir derdimiz yok. Yakalarsak kullanırız. Yakalayamazsak gaz açarız. Ne yapalım? Var mı bakalım? Yok. Ormanın üstüne baktık. Birazcık da bizim bu mekanın üstüne bakalım şöyle ortasına doğru. Belki bu tarafta bir şey yakalarız. Arkadaki tarlalarda da yakalayabiliriz. Belli olmaz. Şöyle bir bakalım. Yok. Rüzgarın yine değişiyor. Fena mı gelmiş? Evet. Açtım gazı, kapadım flabı. Şöyle 5 amperle ufak ufak deneyelim şansımızı. Şöyle devam edelim, tırmanalım yavaş yavaş. Bir şeyler oluyor burada ama biraz yükselip öyle bakalım. Şu ormanın arka tarafına doğru devam edelim. Bu amperle. Yakıt durumumuz iyi. Uçağımız bir 100 gram hafif. O daha önceki uçuşlarımıza göre. Belki oralarda bir şeyler yakalarız. Şu an rüzgara karşı gidiyoruz. Yani dönüşümüz daha kolay olacak. Burada bir şeyler var. Var ama işte bilmiyorum dönmese miydik. Evet devam ediyorum. Şöyle. Bu ormanın arka tarafında bir tane pist var. Anlatmıştım daha önce de ama yangın uçakları inip kalksın diye düşünmüşlerdi. Ama sonra de beğenmediler, vazgeçtiler. Kocaman pist var yani. Tabii ki
son çalışmaları bitmemiş bir pist. Yani üzerinde iri taşlar falan var ama bayağı bir çalışmışlar. Zamanında ben arabayla gidip kontrol etmiştim. Niye orada uçmuyorum? Çünkü hemen yanında orman var. Öbür yanında tellerle kapalı ayrı bir orman var. Yani herhangi bir acil durum oldu, işte yan tarafa indim bilmem ne, uçağı da almak dert. Bir de radyo sinyalleri ormandan nasıl geçecek? Çünkü yani gizli kalıyor orada. İleride burada değil, biraz daha gitmeniz lazım. Onun için vazgeçtim. Yani orada uçmadım. Bir kere denemek için uçmuştum sanırım. Buralarda kaldırıcı yok. Suratımız gördüğünüz gibi 20-22 ile falan gidebiliyoruz. Yani 100 gram hafifledik, ondan mıdır? Yani çok az bir gaz açma ile karşıda rüzgar var tabii, 10 kilometre neredeyse, onun etkisi var aslında. Ama hafif olunca da tabii çok fark ediyor. Bakın şu karşıdaki mekan. Sola doğru giden yol gibi gördünüz. Burası pistti, güzel. Pistin arkasında da enteresan denk gelmiş mezarlık var. Hemen pistin sonunda. Tabi onu kimse hesap edemez yani. O var, bu var. Başka da mekan yok. Hani orman kendi yangın uçakları için burayı kullanacaktı. Ama olmadı. Beğenmediler. Rüzgar yönü de kötüydü herhalde. Bence kötüydü yani. Ama tabii bilemem onları. Ya da onları çok etkilemiyordur. Çünkü çok ağır oluyor uçaklar ve aslında kısa bir pist ya. Hani uzunmuş gibi görünüyor değil yani, kocaman uçak için. Aslında kısa bir pist. Burası işte sol. Tam burası. Evet. Böyle buraya bakarken de termik de bakmış olduk ama hiç termik falan yok buralarda valla. Dönelim şöyle. Arka rüzgarla bize doğru gelelim. Gene orman üzeri mi gelelim? Hadi orman üzeri gelelim. Şöyle yapalım. Heh. Sağ arkamızdan 15 rüzgar var. Tatlı tatlı bizi yengeç yapıyor. Arka rüzgarla hafif 5 amper açık gaz. Ufak ufak tırmana tırmana gelelim. Arada bir şeye rastlarsak yükseliriz. Sonra bir tane de şey mi denesek acaba? Bir sortide. O şeyi disarm edip, ama onu arm sonradan, tabii ne oluyor acaba ya? Şeyi asıl ben merak ediyorum. Yani uydusuz nasıl uçuluyor? Bu şu anda gördüğümüz hızı göremiyor muyuz? Büyük ihtimalle rüzgar yönlerini göremiyoruzdur. İrtifayı görüyoruzdur. Barometremiz var. Yatışları falan görüyoruz. Süratlerimizi herhalde göremiyoruz. Yani navigasyonla ilgili olan hiçbir şey göremiyoruz. Bu arada uydu adedimiz 25-26 falan. Demin 27'yi de gördüm bir ara. Ama öyle bir durumda kötü olan şey, işte return to home ya da ne bileyim başka bir acil durum şey oldu mu, uçak hemen acilen inme prosedürüne geçiyor ve nereyi bulursa oraya langır lungur iniyor. Daha önceden benim uçak o şekilde kaybolmuştu, bu uçak. Ama o farklıydı. Eve dönmeye çalışırken uçak geri gidiyordu. Yani navın içinde de şey yazılı, gizli bir yerde, tabii ortalıkta değil. Eğer eve dön komutu devreye girdiyse ya da işte fail safe devreye girdiyse ve uçak sizden hala uzaklaşıyorsa, işte 600 metre kadar ya da 1000 kilometreye kadar hala uzaklaşıyorsa, o zaman acilen in komutu diye bir şey var, o devreye giriyor. Uçak bulunduğu yere döne dönerek iniyor. Ben de öyle olmuştu. Yani çok yüksek rüzgarlara rastlamıştım. Tabii benim de hatam, fazla uzaklaşmıştım merkezden, bulunduğum yerden. Şeyin büyüsüne kapıldım, bulut bilmem ne derken. Ondan sonra öyle olunca da uçak dağların tepesine bir yere gitti, indi. Kayboldu yani, bulamadık. Ondan sonra 45 gün sonra sağ olsun bir çoban arkadaş telefon
telefonla ulaştı. Uçağın üzerine telefon yazıyordu. Ulaştı. Allah razı olsun. Onun sayesinde uçağımıza kavuştuk. Hala da uçuyoruz işte gördüğünüz gibi. Temizlik, memizlik, oksit temizliği vesaire. Piller bile, piller ölüydü de canlandırdık sonra. Canlandırdım. Yani o şey, uydunun kopması sonuçta radyo sinyalini sonradan koparsa riskli yani. Ama kısa bir yerde uçuyorsunuz işte burnunuzun dibinde. Fakat uydu bağlanmadı diye uçamıyorsunuz. O gibi durumları aşmak için rudder sağ alt, yani rudder yapıyorsunuz. Gaz kapalı, sağ rudder yapıyorsunuz. Sağ stick ortada kalacak. O durumdayken arm yapıyorsunuz. Şeyi disey o an için uyduyu görmüyor. Yani uyduyu görmeden arm yapmanızı sağlıyor. O kadar. Sonradan bence görüyor uyduyu uçarken filan. Eğer görürse. Görüyor ama evi bilmiyor. O gibi bir durumda eve in dersen ne yapacak acaba? Gene bence acil in komutu devreye girecek. Tabii başka ne olabilir ki? Belki o tür şeyler için bir de güvenli ev diye bir şey var yine o da. Onu hiç çalışmadım dersim o konuda. Güvenli ev. Acaba bu tür şeyler için mi o? Yani bakıyor bulamazsa ya da kime yakınsa oraya gidip iniyor falan gibi bir şey diye algılamıştım. Yani birkaç tane güvenli ev giriyorsunuz oraya şeyden bakıp, haritadan bakıp koordinat giriyorsunuz. Siz uçarken oldu ya işte şeye uzak. Hani kalkış noktasına uzak ama güvenli eve yakınsa herhangi bir tanesine gidip oraya şey yapıyor. Onun tepesine dönüyor ya da iniyor. Siz ne dediyseniz onu yapıyor. Öyle bir seçenek var. Evet, bu arada var mı buralarda bir şey? Yok. 100 gram hafifiz ama hafiflik bize pek bir şey kazandırmadı bugün. Ya da geç saatte geldik, ondan da olabilir tabii. Evet. Yok. Şey yapamıyoruz. Bir şey yakalayıp da tırmanma şeyine giremedik yani. Şu ormanla toprağın birleştiği yere gidelim. Belki burada bir şey görürüz. Burada da öyle enteresan bir şey yok. Ama orman üstünde çırpıntılar çok artıyor. Niye artıyor bilmiyorum ama artıyor. Bastırıcı da artıyor galiba. Evet artıyor. İttifak kaybettik baksana da. Şöyle çıkalım şu taraftan. Bir şey deneyeceğim. Şöyle yan yan. İşe yarıyor mu? Yaramıyor. Yok yaramıyor. Çaktırmadan ormanın kucağına gelmişiz. Evet. Akromod'da şöyle birazcık dolanalım arkalarda. Uçağımız birazcık hafif.
Şöyle bir yapabilirsek biraz alçak yapalım. Toprak ne bu böyle ya? Araba hızlı gidince böyle oluyor. İşte. Leş modu oluyor. Değişik çıkıntılar var. Çok sinekler var ya. Burada aletler çalışıyormuş daha aşağıda. Herhalde buraya yol çalışması yapıyorlar. Yol çalışması yapıyorlar, evet. İşleri bitmemiş daha. İşleri bitmemiş daha. Voltaj niye bu kadar çöktü ya? 335 mi? Allah Allah. Piller yolcu mu? Enteresan. Evet, bir kere daha şöyle bir alçak gelelim, ondan sonra dönüp inelim. Bugünlük yeter. Pek termik yakalayamadık. 100 gram eksik olmamız işe yaradı mı? Belki yaramıştır ama hani çok şey yapamadım, anlayamadım yani.
Akromot yardımcı oluyor size ama sürekli ilgi istiyor yani, bıraktınız mı kötü şeyler yaşayabilirsiniz yani. Hiç bırakmamak gerekiyor. Evet, dönelim ve inelim. Ha, rüzgar buradan zaten. Tamam. Şöyle gelelim. Bir flap. Manuel mod. Evet, bir flap yeterli diye düşünüyorum. Of. Flaps one. Evet. İmme. Radarla kontrol. Evet, güzel. Flap kapa. Bir rapor al. Teşekkürler benimle uçtuğunuz için. Evet, bir yüzey kontrolleri yapalım. Evet, her şey tamam. İleride bir köyümüz var. Bu köyümüzde bayrağımız var. Bayrağımızı ziyaret edip gelelim. Bugün de bu uçuşta bitirelim. Evet. Arm. Yarım gaz. Return to home. Haydi bakalım. Biraz şöyle girelim. Direkt direğe girmeyelim. İyi uçuşlar. Return to home iptal. Otomatik kalkışımız bitti. Biraz sola çekiyordu uçağımız. Hafif düzelttim ama çok düzeltmiş olabilirim. Bu sefer de sağa mı çekiyor galiba. Evet. Sağ. Eleronu çok azıcık geriye alacağız. Neyse, önemli değil. Biz bu istikamette devam edelim şimdi. Başı da sabitleyebilir miyiz? Bu şeyi de sabitleyemeyiz tabii. Şöyle yaparsak sabitleriz, evet. Çok azıcık da kafayı dikelim. Bu başta gidelim. Tam şurada bayrağımız var. Bayrağımızı bir ziyaret edip geri gelelim. Rüzgarın yönü değişmiş yönünü, evet. Enteresan. Bayağı bir rüzgar var burada. Altta köyümüz var. Şurada da köyün su deposu var. Su deposunun orada da bayrağı var. Evet. Manuel alalım şöyle. Yağmur çok felaket rüzgarlar var burada bu arada. Evet. Tekrar bayrağımızı ziyaret ederek eve geri dönüş yapalım.
güzel. Şu pistin üzerine de bir gidelim gelmişken. Burada da herhalde orman bir çalışma yapmış. Gördüğünüz gibi çok düzgün ağaçlar dikmişler. İşte iki ağaç şeyin arasında da pist bir garip olacaktı yani zaten. Ya baştan düşünmediler. Bir şeyler olmuş yani, yanlışlıklar olmuş. Evet. Şimdi sağa mı çekiyoruz bakalım? Evet, çok hafif sağa çekiyoruz. Yani sağ elerona çok azıcık fazla çevirmişiz. Bir tam tur çevirdim. Halbuki yarım tur çevirsem tamammış. Fazla çevirmişim. Termik mi var? Yok canım. Sanmıyorum. Yok. Ha. Daha şöyle gidelim. Ondan sonra süzülerek bayrak yanından tekrar bize doğru dönüş. Tabii bunu yaparken bu arada dağların orada yolumuzu şaşırmayalım da. Yani yol şaşırmak derken burada ne oluyor ya? Enteresan. Evet, şuradan şöyle bir dön. Hatta sağdan dön. Evet, ondan sonra dal. Evet, çok güzel. Şöyle. Akkore dal. Biraz yardım eder bize. Şöyle çok güzel. Çok güzel. Şu taraftan doğru. Arka rüzgarla piste doğru gelelim. Gaz kısık da gelebiliriz aslında. Evet. Kapalı bile gelir miyiz? Kapadım. Vallahi geliyoruz ha. Geliriz ya. Kapalıyken çekiyorum bir tarafa. Yok, çekmiyor. Sol çekiyor kapalıyken. Allah Allah. Radar'dan dolayı bence o. Tabii. Kapalı gazla geliyoruz. O nereye kadar? Evet, gazladım şimdi. Gazlayınca
Hafif sağa çekiyor. Normal o. Gaz kapadığında çekiyor mu? Çekmiyor. Sola bile çekiyor yani. Demek ki ayarla oynamaya gerek yok. Motordan dolayı sağa çekiyor hafif. Attık gaz kapağı. Disarm. Gördüğünüz gibi oluyor böyle şeyler. Evet, gördüğünüz gibi bir kırım yaşadık. Kırım derken kanadımızın uzunluğunu hesaba katamadık. Onun için kanat dala takıldı. Takılınca uçak ters dönüp orada kaldı. Hasar ne? Hasar enteresan bir şekilde kanadın ucu. Çok değişik yani, bu zamana kadar hiç böyle bir hasar almamıştım. Belki de bu daha önceden o dağlarda kaybolduğu zaman filan belki bir hasar gördü. Videoyu izleyeceğim tekrar ama önce sanki bu taraf takıldı. Dönüp o taraf mı yere vurdu? Öyle gibi ben hissettim ama belki de yanlış gördüm. Bakalım, videoda izlerken görürüz. Başka hiçbir yerde bir hasarımız yok. Zaten uçak ters dönmüş duruyordu. Yani şunlar şu komple yerinden çıkmıştı. Arka köprü duruyor mu? Ha, arka köprü de incinmiş. Ona da bir şey yapacağız. Bu emniyet lastiği olduğu için bir yere çıkmamıştı. Yani çıkmış da yan tarafta duruyordu. Bunu da köpük yapıştırıcısı var. Onunla yapıştıracağım güzelce. Ve yarın uçuşlara devam edeceğiz. Oluyor böyle şeyler. Evet, bugünkü uçuşumuzu da bu şekilde sonlandırdık. Görüşmek üzere.